AK Parti hükümetinin dış politikadaki rota değişikliği Türk savunma sanayisini de etkiliyor. Milli imkanlarla üretilen silah ve mühimmat sistemleriyle atağa kalkan savunma sanayinde son dönemde Batı projelerine entegrasyon mesajları dillendirilmeye başlandı. Ukrayna'ya SİHA fabrikası, Teksas'a mühimmat hattı derken şimdi de savunma sanayi başkanlığı bünyesinde bir NATO müdürlüğü kurulması gündemde. Teknolojisi gelişmiş Avrupa ülkeleriyle ortak üretim imkanı açısından önemli bir fırsat doğmuş bulunmakla olup savunma sanayi iş gücümüz hem niteliği hem de maliyeti açısından NATO içinde eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Antalya'da konuşan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, başkanlık bünyesinde kurulması önerilen NATO müdürlüğü ile ilgili çalışmaları anlattı. Bu konuda da kısa vadede organizasyonel bir adım atacak ve yapılanmamızı buna göre şekillendireceğiz. Tabii bu müdürlüğümüzü yapılandırırken bunun içinde Avrupa Birliği, OECD, bununla beraber Birleşmiş Milletler ve OCCAR yani Organization for Joint Armament Cooperation ilişkilerini de birlikte takip ederiz diye kendi aramızda arkadaşlarımızla değerlendirdik. Haluk Görgün, NATO müdürlüğünün hangi amaçla kurulacağı ve görev alanına dair ayrıntılı bilgi vermezken Türk firmalara NATO ihalelerine katılım çağrısı yaptı. AK Parti hükümetinin dış politikadaki rota değişikliği Türk savunma sanayisini de etkiliyor. Milli imkanlarla üretilen silah ve mühimmat sistemleriyle atağa kalkan savunma sanayinde son dönemde Batı projelerine entegrasyon mesajları dillendirilmeye başlandı. Ukrayna'ya SİHA fabrikası, Teksas'a mühimmat hattı derken şimdi de savunma sanayi başkanlığı bünyesinde bir NATO müdürlüğü kurulması gündemde. Teknolojisi gelişmiş Avrupa ülkeleriyle ortak üretim imkanı açısından önemli bir fırsat doğmuş bulunmakla olup savunma sanayi iş gücümüz hem niteliği hem de maliyeti açısından NATO içinde eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Antalya'da konuşan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, başkanlık bünyesinde kurulması önerilen NATO müdürlüğü ile ilgili çalışmaları anlattı. Bu konuda da kısa vadede organizasyonel bir adım atacak ve yapılanmamızı buna göre şekillendireceğiz. Tabii bu müdürlüğümüzü yapılandırırken bunun içinde Avrupa Birliği, OECD, bununla beraber Birleşmiş Milletler ve OCCAR yani Organization for Joint Armament Cooperation ilişkilerini de birlikte takip ederiz diye kendi aramızda arkadaşlarımızla değerlendirdik. Haluk Görgün, NATO müdürlüğünün hangi amaçla kurulacağı ve görev alanına dair ayrıntılı bilgi vermezken Türk firmalara NATO ihalelerine katılım çağrısı yaptı.